Değerli misafirler, şimdi de IEC 62305 standardı kapsamında güneş santrallerinde yıldırımdan korunma sisteminin önemi konulu sunumu gerçekleştirmek üzere Yılkömer Yıldırımdan Korunma Merkezi Genel Müdürü Sayın Serdar Aksoy'u sahneye davet ediyorum. Ses. Merhabalar, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. İsmim Serdar Aksoy. Yıldırımdan Korunma Merkezi, Yılkömer firmasının kuruculuğunu üstleniyorum. Son 10 yıldır sadece aşırı gerilim ve yıldırımdan korunma üzerine çalışıyorum. Ülkemizde bu konu, birazdan anlatacağım konu, hiç önemsenmeyen bir konu. Yani siz 1 milyon euroluk bir yatırım yapıyorsunuz ama yıldırımdan korunma kim ne derse, şimdi bu salona sorsam yıldırımdan korunma deyince aklınıza ne geliyor diye tek cevap paratoner gelecek. Ama güneş santrallerinde paratoner kullanımı hiç kullanmamaktan çok daha kötü bir şey. Yani paratoner kullanmamamız lazım. Az önce sigorta firması da paratoner kullanarak sigortayı yaptırdığını belirtmiş. Ama ülkemizde hep bu konu yanlış ilerliyor. Bugün bunları özetlemeye çalışacağım. 1 gigawatt'a yakın tesis koruması gerçekleştirdik. Ama maalesef hep hasar gören tesisler üzerine ilerledik. Yani geçen sene 70 megawatt'a yakın yıldırım düşüp zarar gören tesisle mücadele ettik. Bunlar olmasın diye bir ön bilgilendirme yapmaya çalışacağız size. Sunumuma fotoğraflardan başlayacağım. Yıldırım hayatımızın her alanında. Ocak, Şubat, Mart aylarında Türkiye'de en çok yıldırım düşen aylardır. Ve bir Antalya'ya gidiyoruz, bir Mersin'e, bir Burdur'a, bir benzin istasyonuna, bir rüzgar türbününe. Yani her yerde yıldırıma maruz kalıyoruz. Mesela telekom hattından gelen bir darbe. Direkt tesisimizi telekom hattından girip ilerleyerek hiç zarar görmesini istemediğimiz bir yere gidebilir. Tesis içinde dolaşan bir darbe. Yine invertör, röle gibi hatlarda oluşan yanıklar. Trafik kazası gibi düşünün. Yani düştüğü anda 25 nanosaniyede her şeyi yok ediyor. Öyle düşünebilirsiniz. Yine bir rüzgar türbünü projesinde gelen darbe kartlarda yanık oluşturdu. Şu şekilde invertörün girişinde kart yanıklarına neden oluyor. Sistem iptal oluyor. Onun dışında yine bir benzin istasyonuna yıldırım düştü. Ve yıldırım düşmesi sonucunda tüm tesis elektriksel sistemi zarar gördüğü gibi işte arabanın içindeki insan öldü. Bunun yanında işte yangın riski, bu az önceki benzin istasyonu, panolarda ciddi hasarlar gibi birçok riskimiz var. Şimdi ülkemizde yıldırımdan korunma paratoner olarak geçiyor diyoruz. Bakın şurada sağda köşede bir paratoner başlığımız var. Ama yıldırım buraya düşmüş. Nasıl oluyor bu? Yani paratoner tesisimizi korumuyor mu? Maalesef her tesiste aynı konu. Yani bir tane paratoner 200 metre yarıçap çiziyoruz. Tüm projeler böyle çıkıyor. Ama bizim IEC 62305 standardı kapsamında yuvarlanan küre metoduna göre koruma yapmamız lazım. Sunuma geçebilirsek. Bugünkü konumuz yıldırım ve ani aşırı gerilim darbelerine karşı sistemlerin korunması. Standartımız da IEC 62305. Ülkemizde de bu standart TSEN 62305 olarak geçmektedir. Yani sunum otomatik ilerliyor ama. Ülkemizde de IEC 62305 olarak geçmektedir TSEN. Yani bir standartımız var bu konuda. Bu standart bize diyor ki bir tesisi, ister güneş olsun, ister rüzgar olsun, ister bu otel olsun, yıldırımdan koruyabilmeniz için 4 adım önemli. Bu 4 adımı sağlamazsanız tesisi korumanız imkansız. Bir masa gibi düşünün. Masanın 4 ayağı var ve masa ayakta durabilmek için bu 4 ayağa muhtaç durumda. Nedir bu 4 ayak? Birincisi iç yıldırımlık sistemi. Yani alçak gerilim parafodur sistemleri. İç yıldırımlık sistemi elektriksel koruma sağlar. Elektriksel korumadan kastım invertörün kartı yanmasın, panoda arka oluşmasın ya da bir fabrikanız var, fabrikadaki makinalar yanmasın. Yani iç yıldırımlık sisteminin görevi elektriksel koruma yapmaktır. İkinci madde ise dış yıldırımlık sistemi. Bu paratoner dış yıldırımlık içine girer. Aktif sistemdir, farklı bir standartta. IEC 62305'te de yuvarlanan küre metodu, koruma açısı oluşturma yöntemi, gergi teli gibi yöntemlerimiz var. Farkı ne? Paratoner aktif sistem. Yani iyon yayarak yıldırımı tesiste çeker. Pasif sistemler ise yıldırım düşeceği zaman devreye girer.
Yani dış yıldırımdan korunmada biz aktif sistem kullanıyoruz güneşte şu an ülkemizde. Ama yıldırım sağımıza düşsün istemiyoruz ki, düşeceği zaman devreye giren pasif sistem kullanmak daha doğru bizim için. Ancak az önce ne dedim? Birinci madde elektriksel koruma sağlar. İkinci madde fiziksel koruma. Yani paratoner ve pasif sistemler gelen darbeyi fiziksel olarak korur. Ancak darbe düştükten sonra 2 kilometrelik bir alanda tüm elektriksel sistemlere zarar verir. Şuna gelmek istiyorum. Bir tesiste dış yıldırımlık varsa, yani çok yoğun olarak kullanılan paratoner var ise, mutlaka iç yıldırımdan korunma sisteminiz olmak zorundadır. Ama bizim ülkemizin algısı, ya ben paratoner yaptım, her şeyim korunuyor yıldırıma karşı. Yönetmeliklerimizde, yangın yönetmeliğinde itfaiye geliyor, diyor ki paratoner varsa ruhsat veririm. Ama elektriksel sistemler yanmasını istiyoruz biz. Yani yıldırım düştükten sonra. O yüzden birinci adım iç yıldırımlık ve ikinci adım dış yıldırımlık mutlaka doğru tasarlanmalı. Üçüncü, topraklama sistemi. 15 dakikada tabii çok zor ama şöyle özet geçeceğim. Tesiste temel topraklaması, koruma topraklaması, işletme topraklaması, birçok topraklamayı doğru yapmak zorundayız. Yıldırımdan korunma açısından da yıldırımdan korunma topraklamasını yaptıktan sonra tüm tesis topraklamasıyla eş potansiyeli almamız gerekiyor. Şöyle düşünün, yıldırımdan korunmayı paratoneri yaptınız, topraklaması 5 ohm. Tesisin topraklaması 1 ohm, elektriğin birinci kuralı direncin düşük olduğu yere doğru akar. Bizde bazı batıl inançlar var, 20 metre öteye yapacağım topraklamayı gibi. Tamamen yanlış. Eş potansiyeli almamız lazım. Eş potansiyeli alacağız, darbe akışını keseceğiz, parafodurlarımızı birinci maddede kullanacağız. Böylece dörtlü koruma olacak. Ama biz şu an ne yapıyoruz? İkinci madde, sadece paratoneri koyuyoruz, eş potansiyelden ayırıyoruz, parafodurlar yanlış. İnanın çok fazla tesis zarar görüyor ve yani yaptığınız yatırım bir tane darbeyle, sigorta firması istediği kadar ödesin, sizin yaşadığınız sıkıntılar, yani bir tesiste bir kere yıldırım düşmeyecek ki. Nitekim şu an Anadolu Sigorta, Ergo Sigorta ve Güneş Sigorta ile anlaşmalarımız neticesinde artık isteniyor bu sistemler. Yıldırım düştüğü yerden 2 kilometrelik bir alanda etki eder. Örneğin yıldırım düştü, hayvanlar zarar gördü gibi duymuşsunuzdur. Adım geriliminden yıldırım uzağa bir yere düşse, ben şu an ayağım biraz açıksa ölürüm. 50 volt açtığında üzerimdeki gerilim ölürüm, topuklarımın bitişik olması lazım. Aynı mantık tüm elektriksel sistemlerde etkileniyor. Yani yıldırım düştükten sonra 2 kilometrelik bir alanda her şey yanıyor. Örneğin dağın yamacında bir güneş santraliniz var, dağa yıldırım düştü. Direnci düşük olan yere atmasından dolayı dağın özgül direnci kayalık 500 ohm, sizin zemin yumuşak toprak. Oradan direkt akıp tüm cihazları yakıyor. O yüzden dörtlü korumanın işte kartlarımızın yanmaması için önemli. Ama bir tesisin mutlaka bir dış yıldırımdan korunma sistemi olması lazım. Darbeyi alacağız, toprağa ileteceğiz, eş potansiyeli bağlayacağız ve parafodurlarla koruyacağız. Peki neden biz bu konuya önem vermeliyiz? Diyoruz ki santral durmamalı. Biz 20 yıl çalışsın istiyoruz. Türkiye'de yapılan istatistiklerde, işte İTÜ ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şu an ulaşabilirsiniz. Son 2,5 yılda Türkiye geneline 7,5 milyon adet yıldırım düştü. Ve bu yıldırımlar ilginç bir şekilde solarlığın, yani güneşin çok olduğu yerlerde doğru orantılı artıyor. O yüzden 20 yıl durmasın, santral durmamalı. Benim enerji üretimim kesilmesin, cihazlarım zarar görmesin diyoruz ve koruma yapmak zorundayız. Tüm bu dört sistemi %1'in bir altı maliyetle sağlayabilirsiniz. Yani parafodur, topraklama, pasif sistemler ve eş potansiyel sistem. Yani %60 panele, %8 AC-DC box'a, %20 invertöre para veriyoruz. %1 bu konuyu da mutlaka gündeme getirmemiz gerekiyor. Profesyonel bir şekilde. Yani maliyeti çok pahalı ürünler değil. Birçok standartımız var bu konuda. AIS 62305 dördünü kapsıyor. Parafodurların standartı 61643 lira 11'den başlıyor. Topraklama ekipmanlarının standartı 50164'ten başlıyor. Dört konuda kendi içinde önemli. Tesisinizde topraklama bugün yaptınız, bir ohm'u buldunuz. 3 yıl sonra o 1 ohm olmuşsa, 10 ohm ya da korozyona uğramışsa, tesiste yine invertörler hata üretmeye başlıyor. O yüzden malzeme seçimi çok önemli topraklamada da. Örneğin galvaniz şerit seçiyorsunuz, 70 mikron seçilmeli gibi. Her sahanın koruması aynı değil. En büyük yapılan hatalardan biri bu. Örneğin Kayseri'de düşen yıldırım potansiyeliyle
Antalya'da düşen farklı. O yüzden standart bize diyor ki öncelikle bir risk analizi yapın. Bizim bu konuda bir risk programımız var. Tesisin tüm verilerini programa giriyoruz. İşte tesisin orajlı gün, yıldırım düşen gün sayısı, özgül direnci, gücü, yüksek gerilim hattı var mı yok mu diye. Bu risk analizi sonucunda işte Türkiye'nin orajlı gün haritası, buradan da veri alıyoruz. Antalya, Burdur, Mersin, Adana, Hatay, Bodrum, Türkiye'nin en çok yıldırım alan bölgeleri. Güneş santralleri de buralarda oldukça fazla. Aldığımız veriler sonucunda bize bir risk kat sayısı çıkıyor. Protection class olarak gördüğümüz seviye 1, seviye 2, seviye 3, seviye 4. Buradan risk kat sayınıza göre seviyenizi seçip tasarımımıza başlıyoruz. Rolling siper metot, yuvarlanan küre metodunda yıldırımı bir top olarak tasvir ediyorsunuz. Yıldırım topunun boyutu bu kadar da olabilir, bu kadar da olabilir. Şöyle göstereyim. Daha net. Yıldırım bizim için bir top. Bu topu tesisten uzaklaştırmanız gerekiyor. Bunu da risk analizi sonucunda bu topun büyüklüğünü belirliyorsunuz. İşte az önce anlattığım gibi risk analizi 1 çıkarsa topun yarı çapı 20, 2 çıkarsa 30, 3 çıkarsa 45, 4 çıkarsa 60 gibi. Buna göre tasarımımızı yapıyoruz. Örnek bir dörtlü koruma, dış yıldırımlık sistemlerimizi kullandık, numaralı yerlerde parafodurlarımızı kullandık, aşağıda topraklamamızı yaptık, tesisimiz dıştan gelen darbelere karşı korundu. Bizim dedim ya birkaç yöntemimiz var. Birincisi koruma açısı oluşturma yöntemi. Panellerin arkasına yakalama ucu koyarak şu şekilde koruma açısı oluşturuyoruz. Yine aynı top mantığı, topu bu ağdan attığınızda geçmeyecek. Düşüncemiz bu. Ağdan geçerse hesaplarımızda korunmuyoruz anlamına geliyor. Bu koruma açısı oluşturma yöntemi. Çatı projelerinde de yakalama uçları, iniş iletkeni, topraklama iletkeni gibi meydana geliyor sistem ekipmanları. Mesela bina projelerinde şu an çatı pazarı açılacak. Yıldırım iniş iletkeni, şu an Türkiye'de yine yapılan en büyük yanlışlardan biri. Paratonel iniş iletkeni çıplak inemez. İnse bile S koruma mesafesinde inmesi lazım. Çünkü yıldırım düşerken tüm manyetik alan olarak her şeyi etkiliyor. Cihazlarımızı yakıyor. Ya izoleli ineceğiz ya S koruma mesafesinde ineceğiz. Bir güneş projeniz var. Çatıdaki sistemi çıplak indirdiğinizde metal donatıdan direkt darbe etkileyebiliyor. O yüzden şu şekilde sistemimiz zarar görmesin diye özel izoleli iniş iletkenlerimiz var. Ya S koruma mesafesini sağlayacağız böyle. Elektrik iniş hattımıza darbe gelmesin diye. Ya da özel izoleli iniş sistemleriyle ineceğiz. Yani elleseniz bile yıldırım darbesine karşı etkilenmiyorsunuz. Manyetik alan yaymıyor. Çatı projelerinde bu iletken önemli. Şimdi koruma açısını anlattım. Yuvarlanan küre metodu, yani çok yoğun %90 olarak kullandığımız yöntem ise bu. Yıldırımı bir top olarak tasvir ediyorsunuz. Ve şu iki tane siyah gördüğünüz yakalama ucu, D yakalama uçları arası mesafe, R kürenin yarı çapı, turuncu gördüğünüzde korunacak yer. Bunları işte formüllerimiz var. Hesaplayıp, hızlı geçiyorum burayı, şöyle bir görüntüyle iki boyutlu sağda yerleştiriyoruz. Genelde kullandığımız tripodu ayaklarla yuvarlanan küreleri ayakta tutuyoruz, sanal küreleri. Tesisin belli yerlerine koyuyoruz. Pasif sistem, paratoner gibi yıldırımı çekmiyor, düşeceği zaman devreye giriyor. Ama bitmedi. Her sistemin kaz ayağı şeklinde bir topraklaması oluyor. Darbeyi alıp tesisin zıt yönüne aktarıyorsunuz. Daha sonra olası toprak geçişlerinden darbelere karşı toprak parafoduru kullanıyoruz. 100 kiloamper sönümlüyor, spark hep parafodur olarak geçiyor. Yıldırımlık düşüyor, toprağa gidiyor, tesis akacağı zaman da spark hep devreye giriyor. Böylece tamamen izole etmiş oluyorsunuz. Ayrıca her bağlantı noktasında da korozyon bandı kullanmış oluyoruz. Tesiste genel bir ölçüm yaptığımızda tesisin tüm alanı arasında, mesela en uç noktalar arasında direnç farkının 1.2 ohm'u aşmaması gerekiyor. Yani bir yerimiz 1 ohmsa tesisin en uç noktası maksimum 1.2 ya da hadi opsiyon verelim 2.2 olabilir. Yoksa eş potansiyel sağlanmamış oluyor. O yüzden eş potansiyel inceleme yapıp ölçüm yapmamız gerekiyor. Son olarak parafodurlardan da bahsedeyim, hani hızlıca son 5 dakikada. İç yıldırımlık sistemleri, dış yıldırımlığı yaptık, bu yakalama uçlarını koydunuz, darbeyi yakaladınız, toprağa aktardınız. Buradan sonra dedim ya 2 kilometrelik bir alanda darbe tesisimizi etkileyebilir. Nelere karşı etkiler? Yıldırım 3. madde, evet, ama onun dışında tesisin kendi ürettiği darbeler de var. Ne bunlar? Şalt hareketleri sonucu oluşan darbeler. İnvertörünüz devreye girdi çıktı, ani bir pik oluştu.
ya da şebekeye bağlısınız. Bizim şebekelerimiz çok düzgün değil. Dağda taşta bir de güneş özellikle. Sinüzoidal eğride 230 volt bir anda pik yapıp çok yüksek değerlere çıkıyor ama nanosaniye mertebesinde. Ve işte bu dağdan akan yıldırım gibi elektrostatik deşarj gibi darbelerimiz var. Tüm bu darbelere karşı parafodur kullanıyoruz. Ama tek parafodur alayım hepsine karşı korusun diye bir konu yok. Çünkü yıldırım darbeleriyle diğer darbelerin karakteristikleri farklı. Yıldırımın darbesi 10 bölü 350 olarak geçer. Buraları hızlı geçeyim. Parafodurlar 3 kategoriye ayrılır. B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, tip 1, tip 2, tip 3. B sınıfı ürün yıldırıma karşı korur. C sınıfı ürün şebeke darbesine karşı korur. B artı C her ikisine karşı korur. Güneşte en çok karşılaştığımız problem sizin invertörlerin içerisinde ya da panolarınızda yalnız C sınıfı parafodur kullanılıyor. Yani bir parafodur var ama o ürün C sınıfı şebeke darbelerine karşı koruma sağlıyor. Olması gereken B artı C sınıfı ürün güneşte. İşte bunların birçok karakteristiği var. Kiloamper değerleri var. Örneğin 50 kiloamper yıldırıma karşıyan ürün koruyan ürün de var. 150 kiloamper de var. Bölge riskinize göre seçmemiz lazım. Konu bayağı detay. 15 dakikaya sığmayacak şekilde. Son olarak parafodurumuz zarar görebilir. Tesise taktığınız darbe geldiğinde yanar kartuşunu değiştirmeniz gerekir. O yüzden bu sorunla karşılaşmamak için yalnız varistörlü ürün seçmemeniz lazım. Varistör artı gaz deşarj tüpü, yani varistörün önünde bir koruma devresi olan parafodurlar seçmemiz lazım. Biz bu konuda Alman Reike Piskra firmasının Türkiye sorumluluğunu yürütüyoruz. Tüm ürünler SafeTech olarak gidiyor. Son 3 slaytım. Yıldırım hiç koruması olmayan bir tesise düşerse, özetliyorum konuyu, yangın çıkar. Mutlaka bir dış yıldırımlık yapmanız gerekiyor. Bunda hemfikiriz. Yıldırım yüksek gerilim hattına düşerse cihazlarınız yanabilir, parafodura ihtiyacınız var. Alçak gerilim hattına düşerse cihazlarınız yanabilir, parafodura ihtiyacınız var. Kartlarınız gider. Koruması olan bir yapıya düşerse, bakın darbe görevini yaptı dış yıldırımlık. Darbe topraktan binamıza girer, yine parafodura ihtiyacınız var. Yani konuyu bütünleşik düşünmemiz gerekiyor. Burada tip 1 artı 2, katlarda da C sınıf ürün kullanabiliriz. Son özetlediğim, darbe herhangi bir yere düşebilir ve düştüğü yerden 2 kilometrelik bir alanda her şeyi yakabilir. Yine bizim parafodura ihtiyacımız var. Özet olarak bizim tesislerimizde solar özellikle projelerinde yıldırımı çeken paratoner kullanmamamız önemli. Pasif sistem yapmamız lazım. Parafodurlarımızı tip 1-2 seçmemiz gerekiyor. SafeTech seçmemiz gerekiyor ve tüm tesis eş potansiyelde olmak zorunda. 15 dakikamı doldurdum sanırım. Teşekkürler dinlediğiniz için. Dışarıda bir masamız var. Soru cevabı orada seçebiliriz. Serdar.akso@yilkomer.com'dan da her zaman ulaşabilirsiniz. Sağ olun.